Ozan hazır mısın? Hazırım. Bugün sana bir plaket getirdim. Bir alkışınızı <laughs> size alkışlar ya. Şöyle de gösterelim. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. Artık 100 bini geçtiğimize dair bir plaket gönderdi YouTube bize. Belgelendi. YouTube'a teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ozancım şimdi eskiden oynadığımız bazı oyunlar vardı. Saklambaç gibi, körebe gibi. Bir de sandalye kapma oyunu vardı. Hatırlar mısın? Bilmem mi? Çok iyi önerdim. Bugünlerde zamanında sandalye kapma oyununda çok başarı göstermiş insanlar metrobüs seferlerinde koltuksuz kalmıyor. Doğru sadece metrobüste de olmuyor. Yani <laughs> vapurda da oluyor bu, otobüste de oluyor. Her yerde. Bu insanları nerede görsen tanırsın bir de. Şimdi metroda sarı çizgilerin ortasında durmazsın ya. Neden? Kapı açılınca önce gelen yolcular çıksın ki sen binebil. <laughs> Onlar hemen ortasında bekler böyle. Kapı açılır insanlara doğru hücum eder. Ve o insanların gözünde böyle hafif bir titreme görürsün. Her şeyi takip eder, <laughs> tamam mı? Sanki böyle Hong Kong borsasını takip ediyor, neler iniyor neler çıkıyor. Anında kapı açılır açılmaz hücum eder. Ama bu bir başarı mı? Onu konuşalım. Yani birinin hakkına girmek. Gerçekten sana ait olmayan bu kadar çok istemek, onu almak da sana hak verir mi? World War Z diye bir film var. Aklıma hemen o görüntüler Dünyalar geldi. Dünyalar savaşı Z. Evet, filmin sonlarına doğru öyle bir sahne vardır. Binlerce zombi koşar. Biraz ona benziyor bu metrobüs kavgaları. Bu söylediğin hak yerek yer kapmaya çalışmak bir alışkanlığa dönüşüyor. Şimdi bunu metrobüs seferinde yapıyorsun. Sonra bir sırada araya kaynamaya çalışıyorsun. Sonra bir sınavda kopya çekmeye çalışıyorsun. Bu senin DNA'na işliyor ve en kötüsü böyle şeyler toplumun en kalabalık bir arada olduğu yerlerde meşru görülüyorsa bu piramit yukarı doğru aynı şekilde devam ediyor. Yani sen sıra çalıyorsan başka birisinin torpil yaptırıp bir yere yerleşmesine çok da ses çıkaramaman lazım. Çünkü herkes gücü kadar haksızlık yapıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Peki sence bu piramit Aşağıdan yukarıya mı gidiyor yoksa yukarıdan başlayıp aşağıya mı yayılıyor? Ya maalesef yukarıdan aşağı başlar böyle şeyler. Çünkü bir rol model vardır değil mi? Bir örnek vardır. Şimdi yukarıdaki rol modeller bir şey ayıplıyorsa bu dalga dalga aşağı doğru gelir ve ayıplanır. Hani derler ya Avrupa'da işte sokakta çöp bulamazsın. Abi insanlar birbirini ayıplıyor. Bu kesilen cezalar da var burada tabii ki ama ceza bunun daha küçük bir kısmı. Şimdi sen gidip tertemiz bir sokağa İsviçre'de bir çöpün attığın zaman herkes bir dönüp sana bakıyor böyle. Sen aklın yerinde mi sen ne yapıyorsun diye. E sen bu toplum baskısından bu işi hallediyorsun. El alem hapishanesi iyi çalışıyor burada. Bravo, güzel. Bizde tam tersi şöyle ben ehliyet sınavına gitmiştim motosiklet için. Geç kaldım biraz. Benim hocam bana dedi ki senin motorun yok muydu? Niye motorla gelmedin dedi. Ya bunu söyleyen oradaki işte hoca, müfettiş vesaire yani. Şimdi sen tam tersi bir şeyi doğru yaptığın için ve kuralına göre yaptığın için ayıplanıyorsun. İnsanlar sana diyor ki lan burada ışık yok, kamera yok. Yaya geçtiğinde sen niye durdun? E çünkü durmam gerekiyor. Ay, enayi misin sen? Üzüldük be. Abi o kadar doğru ki. Ve maalesef bunlar hem yukarıdan başlıyor ama yukarıdaki mantaliteyle birlikte aslında aşağıdan filizlendirilmesi gerekiyor. Hı. Yani bunların çözülebilmesi için gerçekten çocukluk döneminde bunların kültürel olarak hem ailede hem eğitim kurumlarında verilmesi gerekiyor yani bahşiş vermek gibi evet. sen bahşiş verirsin arkadaşların sana der ki oğlum sen aptal mısın ne bahşiş veriyorsun zaten o adamın maaşı var ya bu onunla alakalı bir şey değil bu aldığın hizmete gösterdiğin içinden gelen bir minnet Hı -hı. ve sen bir gün benzer bir iş yapabilirsin ve bu benzer işte gerçekten kendi sınırlarının dışına çıkıp o insanları iyi hissettirebilirsin o geçirdikleri zamanı her ne yapıyorsan yap ve bunun karşılığında göreceğin bir emek seni motive eder Aynı zamanda elbette cebine girecek birkaç ekstra kuruş seni yine hayata daha keyifle tutunmanı sağlayacak. İnsanları var olduğu pozisyonlardan daha mutlu etmek için yapılacak her şey maalesef böyle olumsuz kültürel durumlar olduğu zaman bize bir sosyal baskıyla aman yapmayın onlar zaten hakkını alıyor onlar zaten böyle yapıyor takdir etmeyin ne oluyor bunların sonu teşekkür etmeyi unutuyoruz ve en sıkıntılı aslında toplumsal çözülme buradan gidiyor. Üzüldük. Evet. Eğer bahşiş vermek çok güzeldir. Bahşiş verecek durumumuz yoksa da en güzel bahşiş bir güler yüz ve bir teşekkürdür. Arkadaşlar hiçbir kültürde olmayan ellerine sağlık dediğimiz bir cümlemiz var. Yani bunu kullanalım lütfen. İster annene, babana, ister arkadaşına, hizmet aldığın yere bunu söyleyin. Gerçekten bu kültürümüzü çürütmeye kalkan insanlar bir şöyle bir kendilerine baksınlar ve onlar çürüsünler. Ama şunu söylemeyin. Ben mesela özellikle gastronomi dışındaki sektörlerde mesela bir kamera ayarı yapılıyor. Diyorum ki ya abi ellerine sağlık diyor ki, afiyet olsun. Bunu söylemeyin. Ellerine sağlık deyin ama alakasız yerlerde afiyet olsun demeyin. Gözünü sevin bitsin şu artık ya. Bu artık bitsin ya. Ozancım senin de ellerine sağlık kardeşim. Afiyet olsun canım. <laughs> Ozi. Hı. Para, zaman, enerji. Bak bu üçleme asla bir araya gelmiyor ya. Yani ya gençsin, enerjin yüksek, zamanın bol ama paran yok. Ya yaşlanmışsın, paran da var, zamanın da var ama artık hiçbir şey yapacak enerjin yok. Yani geliyor da bizde denk gelmiyor bence. Veya bizi izleyen, dinleyen birçok kişinin hayatında da. Ama birini seçecek olsan Hangisini seçerdin? Kıymetli olan zaman. Çünkü zamanın çoksa bir şekilde para kazanabilirsin. Zamanla enerjini de yerine getirebilirsin evet. Evet. Zaman üzerinde bir kontrolümüzün olmadığı ve olamayacağı bir konsept benim neznimde. Ama o yüzden güzel yani şimdi düşünüyorum. Evet zaman bunların arasında belki tercih yapacağım ilk başta gelen seçenek. Ama sonsuz bir zamanımın olduğunu hayal edince de deliriyorum Sercan. Bu üçlüden sende ikisi varsa Hı. doğal olarak üçüncüyü elde etmek için mi çalışıyorsun? Evet, bingo yapmak için. Soru, abi Z kuşağı sence bencil mi? Bence değil. Z kuşağı bencil olamayacak kadar farkında. Hmm. Durumların ve olayların gerçekten detayına girebildikleri için ve bunları kendi özelinde o kadar içselleştirdikleri için diğer çevrelerinde bunları anlamayan insanlardan kendilerini izole ediyorlar. Hmm. Sonra anlaşılmadıkları için onları anlamayan grup tarafından ötekileştiriliyorlar. Asıl problem bu. Çünkü anlamadığın bir şeyi tükaka dersin. Bunlar kötü. Bunlar bizim gibi değil. Yani o grup bir şekilde seni anlayamadığı için veya anlamak istemediği için belki kapasitesi olmadığı için seni bambaşka bir yere sınıflandırıyor. Ama bu seni aslında bencil yapmıyor veya o grubun dışında anlaşılmaz veya işe yaramaz yapmıyor. Bu gençler aslında o kadar farkındık yaşadıkları duygusal veya zihinsel travmaların onlara başkaları tarafından yüklendiğinin farkında. Hı hı. O yüzden de mesela yapılan araştırmalarda hep şu çıkıyor. Z kuşağı uzun süreli bir ilişki, evlilik, çocuk yapma gibi konseptlerin dışında kalmak istiyor. Neden? Onlara yaşatılan travmaları onlar da kendilerinden sonraki nesile yaşatmak istemedikleri için. Çünkü burada bir paradoks daha var. Sen bir travma yaşıyorsun ve bu travma sana çevreden yükleniyor. Sen doğal olarak senden kaynaklanmadığı halde bu travmanın içinde bir döngüye düşüyorsun. Kimisi bunu çözebiliyor, kimisi bununla yaşamak zorunda kalıyor ve hayatı boyunca bunu bir yük gibi sırtında taşıyor. Şimdi sen bunu yaşamış bir insana doğru çözümleri sunamamışken aynı duruma başkalarını düşürmesini bekleyebilir misin? Anlıyorum ama burada en korkutucu olan ne biliyor musun? Başka araştırmalar da gösteriyor bunu. Farkındalık arttıkça Çocuk yapma isteği azalıyor. Dünyanın neredeyse her yerinde böyle bir durum var. Ama bu çok tehlikeli bir durum. Bak adı üzerinde diyoruz ki bundan belki 50 yıl, 100 yıl sonra farkındalığı yüksek insanların ortalama bir çocuğu varken farkındalığı daha düşük olan insanların ortalama 3-4-5 çocuğu oluyor. E bu bizim inandığımız demokrasiye çıkması sokmuyor mu? Bu bahsettiğin konsept aslında demokrasinin ve siyasi bakış açısının içerisinde de var. Buna çoğunluğun zulmü derler. Hmm. Train of majority. Buradaki problem şudur, demokrasi elbette çoğunluğun kararlarını dikkate alır ve buna göre işler. Ancak senin dediğin gibi, çoğunluğun sahip olduğu farkındalık seviyesi gerçek bir farkındalık değilse, asıl sorun burada azınlıkta kalan ama farkında olduğunu ifade etmeye çalışan kitle için başlıyor. Ama bu çözülebilmiş bir paradoks değil. Eğer yönetim sistemin demokrasi ise doğal olarak çoğunluk ne derse. Onunla ilgili kararlar alınıyor. Ama işte bu beni çok üzen bir konu. Çünkü çoğunluğun dediğinin doğru olmadığını biz bir sürü örnekte gördük. Hep tecrübe ediyoruz. Tarihten de çok örneği var. Ya tarihte hem de o kadar fazla örnek var ki. İşte popülist söylem diye bir şey var işte. Popülist kelimesi kimisi için yine farkındalık seviyesine göre negatif bir anlam taşıyorken hmm. kimisi için pozitif bir anlam taşıyor. Yine aslında sorun farkındalıkla başlıyor. Ama bak toplumlara ne kadar popülist söylemlerle manipüle edilebiliyor. Ne kadar bunları alıyor, içselleştiriyorsa farkındalık seviyesi maalesef daha düşük oluyor. Aslında konu yine en başında bir şeyin farkında olmak. Kendinin farkında olmak. Ondan sonra çevrenin farkında olmak. Psikoloji ve sosyolojinin ayrılması gibi. Kişi ve toplum. Ozi günün kelimesi boş ver. Muhteşem bir kelime ya. Gerçekten sana tavsiye veremeyecek ve iyi gelemeyecek bir insan bunun farkında olduğu zaman boş ver kardeş. Boş ver ya. Bu neye benziyor biliyor musun? Gemi kayaya çarpmış. Her tarafından sular doluyor. Batmak üzeresin. Biri de gelmiş elinde peçeteyle diyor ki sana. Buyur dökülen suları silebilirsin. Bu kadar etkisiz bir kelime olamaz ya insan üzerinde. Gerçekten anlamaya bile çalışmayan birisinin söylediği bir şey bu. Veya anlayamayan. Evet. Asıl önemli olan şey burada zaten anlaşılabilmek. Hı hı. Anlaşılabilmek bize çok iyi gelen bir şey. Ve aynı zamanda anlaşılabileceğimizi hissettiğimiz zaman aslında derdimizi anlatabiliyoruz. Asıl sıkıntı benim bir derdim var ama beni kimse anlamaz diye bu derdini sürekli içine atmak. Asıl problem bu. Sen bu korkuyla yaşamaya devam edersen asıl sen kendini anlayamayacak noktaya geliyorsun. Abi anlaşılmak gerçekten çok büyük bir problem. Bazen bir bankta oturursun hani böyle bir toplantı beklersin bir parkta. Birisi gelir yanına bir yabancı oturup seninle bir konu açmaya çalışır. Sana böyle bir iki dakikada bir sürü derdini anlatır. Sonra da der ki ya kardeş kusura bakma ha, benim de anlatacak kimsem yok seni görünce böyle bir içimi döktüm der. Ya da sen tam tersini yaparsın. Hiç tanımadığın birinin yanına oturup bir anda konuşmaya başlarsın. Çünkü bazen tanıdıklarına da derdini, sıkıntını anlatmak insana zor geliyor. Evet. Seni yargılayacaklar korkusuyla birçok şey paylaşmıyorsun. Ama tanımadığın biri, eğer güvenebileceğin biri ise, bir anda dökülüyorsun ya. Çoğu zaman maalesef tanıdığın insanlar da senin derdini çözmek için dinlemiyor aslında. Bu birazcık zor bir konu. Bize de özellikle soran bir sürü arkadaşımız oluyor. Şöyle bir durumdayım, ne yapmalıyım? Biz de aslında Benzer durumda olup dertlerimizi soru sorarak dışarıya vuruyoruz. Ama gerçekten sıkışmış bir durum varsa burada profesyonel yardım almak gerekiyor. Ama gel gelelim ki aslında İstanbul trafiğinde özellikle büyük şehirlerde iş çıkışında bir destek almak, bir terapiye gitmek başlı başına bir sıkıntı kaynağı. Yani orada trafikte geçirdiğin sürede dert sahibi oluyorsun zaten. Zaten bir sıkıntım var. Bir de o desteğe ulaşmak için ekstra bir külfete girdiğin zaman dertlerin böyle daha oluyor birikiyor. Belki sana profesyonel bir destek almak zor geliyor. Zamanın yok. Bütçe ayıramıyorsun belki. Evet. Burada online bir şekilde evden çıkmadan telefonundan destek alabileceğin bir yöntem kullanmak çok akıllıca oluyor. Eğer sen de sıkışmış hissediyorsan kendini... ...gerçekten yardım almaktan geri durmamak lazım. Burada Terapin diye bir uygulama var. Evinden çıkmadan telefonuna bir aplikasyon indirerek... ...profesyonel bir destek ve yardım alabiliyorsun. Bu uygulamanın linkini biz açıklamaya... ...indirim koduyla birlikte bırakıyoruz. Bizden gelen dinleyicilerimize özel olarak... ...hikaye 20 koduyla ilk kullanımınıza özel... ...yüzde 20 indirimden faydalanabilirsiniz. Çünkü biliyorsun ne diyor bizim hikayemizdeki at... ...bugüne kadar söylediğim en cesurca şey yardım et diyebilmekti. Unutmayın, yardım istemek savaşı kaybetmek demek değil, savaşmaya devam edebilmektir. Savaşmaya devam dostlar. Mücadele devam ediyor. Ozancım, hanıma çiçek aldın. Bu çiçeği erkek adam nasıl taşımalı? Böyle bir madalya gibi taşımalı. Aslında olması gereken böyle herkesin görebileceği bir yerde, ondan gurur duyacağın, alnın ak, yüzün açık böyle elinde tuta tuta gezebileceğim bir şekilde taşımalı. Erkek adam çiçeği böyle alır. Çiçeklerin başını aşağı doğru çevirir. Tamam mı? Bacağına yakın. Fazla görünmeyecek şekilde taşır. Bir de böyle suç işlemiş gibi, banka soymuş gibi hızlı adımlarla yürür kalabalığın içinde. Kimseyle de göz göze gelmez. Neden? Öyledir. Bak bunlar bazı yazılmayan kurallar vardır. Delikanlı adam aldığı çiçeği böyle suç işlemiş, sanki bir şeyden kaçıyormuş gibi taşır. Buna benzer başka kurallar da var. Mesela işte alışverişe gidersin. Hanım alışveriş için içeriye girer mağazaya, çantasını sana verir. Sen o çantayı böyle bomba varmış gibi içinde kendinden uzak tutarsın. Hani böyle farklı tutmaya çalışırsın. Feminen tutmamaya çalışırsın. Aynı abiler Mesela hanımları, sevgilileri vesaire böyle bir kozmetik mağazasına, hele iç çamaşırı mağazasına giriyorsa kesinlikle o mağazaya girmez. Tabii ki. Sanki böyle içeride onların başına bir şey gelecekmiş gibi der ki, "Sen gir, ben böyle mağazanın önünde oturacak bir yer varsa" Orada oturayım. Seninle göz göze gelmeyeyim. Aman birlikte olduğumuz anlaşılmasın. Ben dışarıda şöyle. Abi gir ne olacak ya? Gir sen de bak. Ne kampanya var? Ne oluyor içeride? Ne ürünler çıkmış? Belki kendine de bir şey bulacaksın. <laughs> Ve şöyle bir korku oluyor <laughs> erkeklerde. Aman iç çamaşırı satılan bir yere kız arkadaşımla girersem beni sapık sanarlar. E tabi aslında orada şey var canım. Başka kadınlar rahatsız olmasın diye. Biz aslında gerçekten çok kibar bir toplumuz. Bak düşüncesel olarak böyleyiz aslında bizde bazı ayıplar vardır oradaki geri durmasının sebebi o adamın içeri girerse diyor orada başka kadınlar da kendine bir şey bakıyordur ben de başlarına dikilmeyeyim. Peki bu gerçekten o adamın başka kadınların düşüncesini önemsediği için mi onlar kendini rahatsız hissetmesin mi yoksa girince gözüm sağa sola kaymasın diye mi? Hmm. Bu da olabilir. Ben centilmenlikten kaynaklı olduğuna inanmak istiyorum. Ben de. Kardeşim belinde böyle mandalina bir torba belinde de çiçek kahraman gibi yürüyeceksin. Sana en güzel anı söyleyeyim mi? Hmm. O boynu eğik, sağa sola çarpmış taşınan, görülmemesi için bazen paltonun içine saklanan çiçek kapıdan girdiğin anda şöyle şahlanıyor ya. Hop! Tabii. Sana aldım hayatım. Böyle sihirbaz gibi, hokkabaz gibi. En güzel an o. Belki de sevdiğinden başkası görmesin diye. Bravo. 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 Sergio Memlekete gitmek diye bir şey var. Şimdi bu durum şöyle farklılaşıyor. Bir kişi yaşadığı o küçük köyden kasabadan veya şehirden daha büyük bir yere gider İş için eğitim için vesaire. Sonra arkadaşların yanına böyle tatillerde, bayramda, seyranda geri döner. Fakat bu günler genelde kısadır. İşte iki gün, üç gün ve sen aileni mi göreceksin? Yoksa kendinle zaman geçirip biraz dinlenecek misin? Arkadaşlarını mı göreceksin? Bu planlamayı yapmakta kaosa düşersin. Hiçbir zaman da kimseye yeterince yetemez. Ve bazen arkadaşlarını gördüğünde göremediğin diğer arkadaşların bunu fark eder. Hmm. Bir Instagram hikayesinde, bir yer bildiriminde seni görür ve hemen yapıştırır. Oo kanka Hoş geldin. Hmm. Bizi de görmedin. Hmm. Unuttun bizi. Hmm. Böyle durumlarda bok gibi hissedersin <gülüyor> aslında. <gülüyor> Bazı şeyleri unutmak gerekiyor ya. Mecbur bırakıyorlar. Şu unuttun bizi lafı var ya. Yani beni mesela... Bak şöyle bir şeydir o. İki uzun süredir görüşmeyen insan... Yolda bazen denk gelir. İlk unuttun bizi ya diyen kazanır anasını satayım ya. Bu modern düellodur. Kardeşim tamam telefonla da oluyor bu. Tabii. Mesela uzun süre karşılıklı birbirini aramadığın bir süre var. İlk arayan der ki... Oo. Evet. Bizi unuttun. <laughs> Aramasam arayacağın yok. Bu çok tehlikeli bir şey yani. bana söyle unuttun bizi. Diyorum ki unuttum. Ne yapacaksın? Do sama <laughs> bari. Ama durum şu. Çok severim mesela bazı... Karakolların veya işte polis merkezlerinin üstünde yazarlar. Polis kişinin vicdanıdır diye. Hmm. Asıl durum öyle anlarda vurmamak hmm. karşındakini. Kardeşim araşamadık ya nasılsın? Vallahi hep aklımdasın. Ama düzgün bir zaman bulayım seninle uzun uzun konuşayım derken günler aylar girmiş görüşmeyeli. Nasılsın ya? Kusura bakma kardeşim ya. Ama cansın sen can. Mesela işte iki hafta geçmiş. iki hafta sonra demişim ki işte ne yapıyorsun görüşelim. unuttum bizi falan. Abicim sen bu iki haftada beni aradın da ben sana hani olmaz mı dedim. Ya ben yoğundum. Ya sen de yoğundun. Hani burada uzatacak bir şey yok. Benim için yok çünkü. Ya sen dört kere aradın da biz telefonunu meşgule attık hani dönmedik de mi sen bana bu tripe atma hakkı görüyorsun kendinde? Arasaydın buluşurduk. Ben şimdi arayabildim. Bir de belki benim başıma bir şey geldi. Ha yine ben aradım ama. Hani hem arıyorum hem fırçayıyorum. Akrabalarla bu çok oluyor abi. Abi boş ver ya. Akrabalar diyor ki, unuttum biz diyorum ki bu kadar hafife almayın. Unutmak için çaba gösterdim, hatırlamamak için. Dostoyevski diyor ya, akrabalar arasındaki sevgi bağı zorunlu olandır. Ama aksine sevgi hak edilmesi gereken bir şeydir. Yemin ediyorum bunu ben de söylüyorum ya. Bunu ben hep söylüyorum ya. Dostoyevski'ye buradan selamlar. Sercu, Ottu'daki devrim stadının hikayesini biliyor musun? Hı. Abi muhteşem bir stad. Aslında böyle baktığın zaman son teknoloji... Veya nasıl anlatayım sana? Her şeyi yapabileceğin kadar büyük bir alan falan değil ama asıl güzelliği de burada. Çünkü şöyle baktığın zaman tribüne koskoca bir devrim yazısı var. Ve rivayete göre 70'lerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağ ve sol çatışmasının olduğu dönemlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi sol görüşün daha çok sahiplenildiği ve buna göre bir temsiliyet ortaya koyan bir üniversite. Ve kimya bölümünden bir öğrenci çok özel bir boya içeriği hazırlıyor. Bu boya öyle bir boya ki sürüyorsun ve sonrasında yakman gerekiyor. Yaktıktan sonra da ne yaparsan yap, o dönemin teknolojilerine göre bunu o boyanın döküldüğü yerden çıkaramıyorsun. Yani üstünü boyasan bile zamanla akan yağmurlarla o çözünmeyle birlikte o yazı tekrar ortaya çıkıyor. Ve bu yazı yazıldıktan sonra dönemin rektörlüğü, belki emniyet güçleri veya başka herhangi bir öğrenci grubu bunu silmek istese de başaramıyor. Ve bu yüzden silinmek istese dahi artık silinmemesi gerektiği düşünülen o dönemi simgelediği, oradaki düşünceleri, o hisleri simgelediği için orada kalması gereken ve okulla bütünleşen bir simge haline geliyor. Hatta mesela okula gittiğin zaman dolmuştasın. Dersin ki devrimde ineceğim. Hmm. Devrim stadında demezsin. Stadyumda ineceğim demezsin. Devrimde inecek var dersin. Ve yine çok güzeldir. Okulun içerisinde ringde veya dolmuşta bir bölümden diğerine doğru giderken Doğulmuşça hocam diye seslenirsin. Hocam inecek var. Okulun içinde herkes birbirine hocam der. Hatta bir gün babam Ottu Dolmuş'una binmiş ve evde beni görünce böyle yüzü gülüyor. Baba dedim ya ne oldu? Oğlum efendim baba. Beni hoca sandılar ya. <laughs> yani herhalde bir bir de profesör olarak görüyorlar galiba demişti. <laughs> <laughs> Çok baba, güzeldi ya. Switch'e bile hoca diyorlar baba diyemedin. Evet. Değil mi? Ve bazı dolmuşlar de böyle klasik müzik çalardı hmm. Dolmuş'un içerisinde. Rock dinleyen ...inanılmaz böyle caz radyoları veya kasetleri çalan bir sürü dolmuşçu da vardı. Çok güzeldi be. Dolmuşta söylenen isimlerle ilgili şöyle bir şey var gerçekten bak. Sen söyleyince aklıma o geldi. Artık bazı yerler değişmiş olsa da veya yıkılmış olsa da... ...bir toplumsal hafıza vardır. Ona göre hareket edilir. Bu küçük şehirlerde de çok yaşanır mesela. Örnek veriyorum bir hastane vardır bir yerde. O hastane oradan kaldırırlar. Durağın ismi değişir. Ama oradan geçmiş 15 yıl inecek kişi hala şöyle seslenir... Eski hastanenin orada indir beni. Köprünün arka tarafında kendileri büyüdükleri döneme ait olan o kuşağın kendi kendine belirledikleri bazı isimler vardır. O hep öyle kalır. Kalmalı da. Bizi biz yapan şey işte o toplumsal ve mekansal kültürler. Ozan çimdik atmak necedir ya? Böyle çimciklemek. Cimdirmek. Cimdirdirmek. Evet söyleyemesem de nasıl yapıldığını bildiğim <laughs> ve gerçekten çok sevdiğim Hı. yani takılmak istediğim yani onunla alay etmek istemiyorum ama ona hem güldürmek istiyorum hem de sevgimi göstermek istiyorum. <laughs> Böyle muhteşem bir aksiyondur ya. Kadınlar bunu şöyle de kullanıyor. Hani maalesef bazen hayvanlara küçük elektroşoklar veren tasmalar takıyorlar. Çok karşıyız. Kadınlar bunu ama bu yöntem olarak da kullanıyor. Mesela yanında eşi oturuyor sevgilisi. Yanlış bir şey yapıyor yani. Kadına göre yanlış gördüğü bir şey yapıyor. Böyle ufak bir çimcik atar. Yani ona bir elektroşok basarak kendine getirir. İşte koşulluyor. <laughs> evet. Veya sen bazen o kadar çok çimdikleniyorsun ki. Yanlış bir şey yaptığını düşündüğün zaman o çimdiği bekliyorsun bir yerden gelecek diye annenin masanın altından oğlum Aha. oğlum diye ayağını vurması gibi böyle eve gidince sana soracağız şey bilir misin <laughs> mesela mutfakta sana şunu şuraya koyma derler evde yalnızsındır bir gün onu oraya koyarken <laughs> bir anda o ses belirir kulağında gerçekten duymuş gibi olursun koşullanma ya bu gerçekten inanılmaz bir şey Pavlov abimiz burada evet. ona selamlar Pavlov'a buradan selam olsun yani iyi ki bunun adını söylemiş. Çünkü hepimiz bunu hissetsek de doğru tanımlayamayacaktık. Ama şu da güzel bir şey. Bir araştırma şöyle söylüyor. Tatlı bir çocuk gördüğün zaman veya bir kedi köpek yavrusu böyle dişlerini sıkarsın ya yerim seni. Bu tepkiyi verdiğin zaman aslında zihnin seni dengelemeye çalışıyor Hı -hı. hormonal olarak. Hı -hı. Çünkü çok tatlı bir şey görüyorsun ve dopamin endorfin tavana vuruyor. Hı -hı. Sana maalesef küçük şiddet eğilimleri yaratarak zihinsel ve o ruhsal hormonal algıyı tekrar dengelemeye çalışıyor. Bu gerçekten oluyor. çimdiklemek de böyle bir şey. olabilir Yani gördün kız arkadaşını sevdiğini küçük bir çocuğu bir sıkıştırayım ama bir çimdikliyim şunu da evet. diyorsun. Yani sadece uyarmak için değil. Gerçekten çok sevdiğin ve inanılmaz tatlı olan bir şey de vücut fonksiyonlarını yerine getirmek için de böyle bir refleks veriyorsun. abi gerçekten. Bak ben daha bugün kedime bakıp şunu söylüyordum en son. Benim bu hayattaki en büyük sınavım seni öldürmemek. Bana yapıldı. O zamanlar 5-6 yaşındayım. Böyle tatlı da bir çocuktum. Uzanmış böyle kanepeye televizyon izliyorum. Öyle bir acıyla sarsıldım ki. Böyle popom yanıyor yani. Hmm. Bir baktım eniştem orada ısırdı. Popomu ısırdı. <laughs> Ama öyle böyle değil yani, kopacak gibi. Aa dedim ne oluyor falan ağlamaya başladım. Seviyorum. Seviyorum. Ne tatlı çocuksun sen dedi. Hmm. O zaman anladım. Hmm. Ve sonra aynı tepkiler bende de oluşmaya başladı. O zaman mı anladın sevginin acıtan bir şey olduğunu Ozan? zaman? Ozi geldik haftanın en güzel kısmına. Sorular. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Evet, evet. Çift evetle devam ediyoruz. Kararsızlık, kararsızlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna cevap vermek istiyorum Ozan'cığım. Coin flip tekniği. Yazı tura. tura. Bravo. Şöyle, çok basit. İki seçenek arasında kaldıysanız yazı tura atıyorsun. Ama yazı tura da gelen sonucu kabul edeceksin anlamına gelmiyor. Bu. Çünkü bak iyi düşün. A ile B seçeneği var. Bak yazı tura'yı attığın anda o tam düşmeden önce bir yarım salise de olsa içinden bir ses diyor ki ay inşallah şu gelir. O inşallah şu gelir dediğin opsiyonu istiyorsun aslında. Yani kendini o karar anında neyi istediğini anlamak için yazı tura atabilirsin. Ama illa gelecek sonucu değil gelmeden tam önceki hissine evet. göre karar veriyorsun. Aynen öyle. Evet. Bunu şeyde de derler. Mesela sınava girersin. Abi ilk işaret dediğin genelde doğrudur derler. Yani sezgisel bir şey çıkıyor bazen. Gerçekten refleks gibi. Her zaman mutlu etmese de evet doğru bence de onu seçmek lazım. Soru. Ne zaman başlamayı bilmek mi yoksa ne zaman bırakmayı bilmek mi daha önemli? Ne zaman bırakacağını bilmek daha önemli abi. Çünkü bazen bir şeye başlıyorsun ve başladığını yolun ortasına geldiğini anlıyorsun. Ya da başlıyorsun, bazen bırakıp gitmişsin hiç haberin bile yok. Ama gerçekten ne istediğini bildiğin ama gerçekten kritik olan şey bir şeyden ne zaman kopacağını, ne zaman ara vermen gerektiğini, ne zaman çıkacağını bilmek. Asıl kritik denge burada. Çünkü bir şeyin uzun süre devam ediyor olması, örneğin toksik bir ilişki, toksik bir iş, seni kötü etkileyen bir dostluk veya bir aile durumu sadece devam ediyor olması için sürmesi dünyanın en saçma şeyi. Sana bir şeyler katmıyorsa, sen bir şeyler öğrenmiyorsan, çıkman gereken zamanı eğer ertelemeye devam edersen o girdap içerisinde boğulur gidersin. Katılıyorum. Çünkü şunu unutmayın. Bir şeye başlamanın doğru zamanı olmaz. Çünkü doğru zaman hiçbir zaman yoktur. Doğru zaman hemendir. Doğru zaman dündü. Doğru zaman şimdi. Hayır. Doğru zaman dündü abi. Yani çok geç kaldın. Hemen başla demek. Ha, ben de mesela olumsuz düştü. Sen olumsuz bir adamsın. Ben optimistim. Sen pesimistsin çünkü. Beraber de ne oluyoruz? Realist seni istemiyorum demesine rağmen aklıma geldikçe kalbim yerinden çıkıyor. E sevmişsin be kral. Yani bu kötü bir şey değil. Öyle olacak. Yani sen sevdiğin için böyle. Boş ver. Doğru yoldasın yani. Demek ki sevmişsin. Soru. Buyurun. Geç olgunlaşan erkekler. Erkek dediğin geç olgunlaşır ya. Yani erkenden olgunlaşıp salatalık gibi hıyar olacağına <laughs> adam gibi zamanını beklesin ve lezzetli kaliteli bir şey olsun. Domatesler acele etmez. Konuk almayı düşünüyor musunuz demişler. Düşünüyoruz. Epey yoğun düşünüyoruz bu arada. Bu arada görmek istediğiniz konukları değil mi yorumlara kesinlikle yazabilirsiniz. E, bu konuda bir çalışmamız var şu anda. O yüzden sizin de fikirlerinizi almak isteriz. Burcun ne sorusu? Ay Ercan'cığım bu en güzel sorudur. E, hemen ismini sormadan önce bir insana diyeceksin ki Burcun ne? Hatta Ozan'cığım arttırıyorum. Burcun ne diye sorulmaz. Şu Burç musun diye sorulur. Hmm. Tabii. Etkileyici olan budur. Tabii. Gidip diyeceksin ki: "Ya sen yengeç burcumuz." Burcun ne diye sorulmaz. Şu burç musun diye sorulur. Tuttursan da, tutturmasan da o konu devam eder. Dur burcunu tahmin edeyim. Çünkü eğer burcun ne diye sorarsan özellikle bir kadına, zaten vereceği bir tane cevap var. O da diyecek ki: "Sence burcun ne?" Yani bu konu zaten ilerlemeyecek. Kaç gösteriyorum? Eh, sen o yüzden konuyu kendin başla, ilerlet. Daha ön planda tutulması gereken duygular mıdır, mantık mı? Önce duygulardır. Duygular yerli yerinde ise mantık gözlüğüyle de bir bakılır. Yani maalesef benden bu cevap gelmezdi ama mantık e, %70, duygu %30 gibi gidilebilir. Çünkü mesela ben duygularımla hareket etsem sadece şu anda gerçekten çok kötü yerlerde olabilirdim. Duygularımız maalesef bizi çoğunlukla diyeyim zararlı şeylere yönlendiriyor. Yani çok yemek istiyoruz, işte çok uyumak istiyoruz, olmayacak insanlarla zaman geçirmek istiyoruz. Belki zararlı değil, belki ne Nasıl biliyorsun? Değil ya ne biliyorsun yani hep diyorlar ya işte hayatım alt üst olur diye korkuyorum ama aynı kişiler şunu da söylüyor ne biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını. O zaman belki cim... de param parça olman lazım ki bir daha aynı duruma düşme. Evet her her gün burger gibi 70 kilo almak istemiyorum. Mesela bu Öyle bir araştırma da var abi. Her gün burgerle besleniyor 60 gün boyunca. Gayet de kilo almadan devam edebiliyor. Ya şimdi bize burada kalori açığını, kalori fazlasını konuşturma. Sen benim demek tamam. istediğimi çok iyi anladın. Sen beni çok iyi anladın. Sen burada Abdülhamit'i savunma. Sen bırak bırak bırak. Sen bu işleri bırak bırak. Her soruya bir cevap var mıdır? Yoktur. Gerek, gerek de yoktur. <laughs> seven kendini nasıl belli eder? Ya az önce dedik böyle çimdik atarak bile belli edebilirsin ya. Yani. Atmayın lan yok hayır öyle bir şey deme gidip. Sev Hafif sevdiğine şimdi katma tanımadığın insanlara. Ya insanları? sevdiğini biraz biliyorsa canım onda yoldan geçeni atlamıyoruz yani. Sercan evet. cildin çok güzel var mı bir sırrı? <laughs> Henüz bununla ilgili bir sponsor kalmadığımız için bir <laughs> cevap vermiyoruz. Henüz bir sırrım yok. Bir sırrım olunca söyleyeceğim. <laughs> Her gün suyla yüzümü yıkıyorum. Her iki günde bir gün aşırı. Soru. Hmm. Çok sık da geliyor bu. Neden sever gibi yaptı ama sonunda reddetti? Arkadaşlar sevdi de yeterli gelmedi. Aslında seviyor, sevmeye çalışıyor ama devamında gelecek sorumluluklardan korkuyor. Yani o sizi, sizin onu sevdiğiniz kadar sevmiyor. Ozancım, erkekler ayrılık sonrası neden geri dönme çabasına girer? İki ay oldu. Şimdi bu sıkça yaşanan bir durum. Yaygın bir hastalık. Erkek gidiyor, kısa bir süre sonra, bir iki ay sonra geri dönmek istiyor. Şimdi bunun şöyle bir sebebi olabilir. Bir iş yerinde çalışıyorsun. Aslında her şey çok yolunda gidip diyorsun ki ya ben yoruldum. Hani 3 yıldır aralıksız çalışıyorum. Bana bir 2 ay kafa tatili verir misiniz? Diyorlar ki olmaz. Olmaz çalışmaya devam edeceksin. Onu da kafası atıyor. İstifa ediyor çıkıyor. Bir ay tatilini yapıyor. İkinci ay. E tamam diyor dinlendik. Ya benim işim de aslında iyiydi. Bir an kafam atıp çıktım ben bu işten. Gideyim de konuşayım. Onlar da beni sever. Bunca yılın emeği var. Ben bu işe bir devam edeyim deyip geri dönüyor. Burada kritik iki şey var. Kafan atıp o işten istifa ettikten sonra geçen iki ay içinde başka bir işte çalışıyor musun? Bir. iki istifa etmeden önce en az 15 gün önce işverenine ben istifa edeceğim bak ona göre diyor musun? Çünkü bunları demezsen o iş seni geri almaz. Hmm. Gidip de kafa dinlemek var yeni bir işte çalışmak var hemen hmm. iş aramak var. Eğer böyle yaparsan o ilişki o kadın seni geri almaz. Peki işten ayrılmadan önce CV göndermeye başlamışsın. Hmm. Bu şimdi iş yerine ihanet mi? <laughs> i̇ş yerine haber verdiysen değil. Çünkü iş yerinden yasal olarak da bu böyledir. Senin ağzın neler der? Sen istifa edeceğini söyledikten sonra haftanın belli günleri ve saatlerinde izin alıp iş arayabilirsin. iş görüşmeleri yapabilirsin. Hmm. Ama söylediğin takdirde. Hmm. Gizliden CV atıyorsan... Ayıp diyorsun. Soru. Hmm. Hayat neden zor? Zor değil aslında. Biz güçsüzüz. Bazı zamanlarda biz güçsüz hissettiğimiz için hayat bize normalden daha zor geliyor. Ama merak etme, o hayat ne kadar zor olursa olsun, sen onun eşiti kadar güçleneceksin. Sadece zaman ver. Hayat her zaman zordu. Hayatın kolay olduğu hiçbir zaman olmadı. Mağara zamanında daha da zordu. Orta çağda daha da zordu. Bundan daha 100 yıl önce daha da zordu. Hayatın ve dünyanın en kolay olduğu dönemdeyiz. E, gittikçe dönemsel olarak. ...kolaylaşıyor ve zorlaşıyor. O yani yüzden hep zordu. Buna kafanı takmak yerine güçlenmeye... ...odaklanmak gerekir. Soru. Hmm. İpleri elime nasıl alabilirim? Tavsiye verir misiniz? Alma kardeşim. Sen kukla mı oynatacaksın da... ...eline ipleri almak istiyorsun? Ya da böyle bir binek hayvanına mı biniyorsun da... ...yol vereceksin? Yapmayın. Erkeğe çiçek alınır mı? Yani bana sorarsan Ozicim ben bana çiçek alınsın arzum yok ama çiçek koklamayı seviyorum. Evde çiçek olmasını da seviyorum. Dolayısıyla çiçeği kendin alacaksın sevdiğine yolda da koklarsın. Eve vazoya koyarsın kimse yokken odada gider koklarsın. Bir tane çıkarırsın böyle bakarsın o şekilde bir ilişkin olabilir. Senin çiçekle ilgili bir travman var ama hadi bakalım. Saksılı çiçek alınabilir. Bakılacak çiçek Tabii. alınabilir. Al buna sahip çık. Diye. Çünkü erkek öğrenir yani. Erkeklerin çoğu evet. çiçek bakmayı bilmez, toprak değiştirmeyi bilmez, havalandırmayı bilmez. Evet. Ona verin ki uğraşsın, öğrensin. Doğru. Sizin de bir çiçek olduğunuzu unutmasın. Son soru. Eskiden var olan MSN'deki titreşim geri gelse, telefonlara bakmayanları titretsek nasıl olur? Lütfen geri gelmesin. Telefonlara bakmayanları Yok titretmeyelim. Yok mu zannediyorsunuz? Ya. Titremiyor mu bunlar? Ya. Yani... Titremeyelim ya gerçekten. Yapmayalım artık. Hikayeden adamlar. Sona erdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.